Bir kaka. Nasıl gidiyor? Karıştır. Baba diş çabuk. Doğuş diyor. Ne kadar geç? Geçti saat 9, ben erken kalktım. Oğlum kafana zöyle sürmüşsün. Buraya bulaştırmışsın. Hangisini giy? Bu da olmaz. Herkese merhaba. Bugün evde 45. günümüz. Yaklaşık 1,5 ayı geride bıraktık. İnanılmaz bir süre değil mi? Ben bile bazen söylerken, konuşurken şaşırıyorum ama 45 gündür evdeyiz. Dışarıya çıkmıyoruz. Kendimizi rehavete kaptırmıyoruz. Çünkü burada bir amacımız var. Amacımız bir an önce şu hastalıktan, virüsten ülke olarak kurtulup evimizde kalıp daha sonra güzel bir yaz geçirmek. Bunu tekrar size hatırlatmak istedim. Dün bir story atmıştım ve dedim ki ben şimdi yatıyorum. Sabah 7-8 gibi kalkacağım ve çocuklara sürpriz yapacağım diye kimse bana inanmamıştı. Hatta muhtemelen bunu izlerken sen bile diyorsun ya kesin bunu öğlen çekiyorsundur, akşam üzeri çekiyorsundur vesaire diye. Öyle bir şey yok. Şu anda saat baktım tekrar gerçekten 8. Uyandım ve sürpriz yapmaya hazırım. Çocuklar beni genelde öğle saatlerinde hayatlarını alıyorlardı. Ama bu sefer sabahın köründe ilk gördükleri herif ben olacağım. Ve bu yüzden heyecanlıyım. Bakalım onların tepkisi ne olacak. Genelde Esma 8.30-8.45 gibi eve geliyormuş. Kapıyı açıyor ve kapıyı açar açmaz Kaplan onun sesini duyup koşuyormuş. Bu sefer aynı efekti ben yapmaya çalışacağım. Bakalım karşısında beni gördüğü zaman nasıl bir tepki verecek? Bunu çok merak ediyorum. Onun haricinde aslan hala mışıl mışıl uyuyor. Aslandan nasıl bir tepki gelir onu düşünüyorum. Muhtemelen inanmaz. Henüz uyumadığımı falan düşünür. Sonra uyudum derim. Yine uyumadın der. Öyle bir tepki bekliyorum onda karışık. Sonra onların kahvaltını hazırlarım ve gündüz aktivitelerine dahil olurum. Böyle bir plan var kafamda şimdilik. Bu arada Begüm tabii öğreneceğimi biliyor. O şaşırmayacak. Ona da bir kahvaltısını soracağım yemek isterse. Ben şimdi aşağı ineceğim ama aşağı inerken lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda farklı fikirleriniz varsa yorumlar kısmına lütfen yazın. Hazırsanız güne başlayalım. Gördüğünüz gibi evin ortasındayım, salondayım ve kimse yok. Kimseyi kandırmıyorum. Gerçekten uyandım. Bunu bazen ben bile kendime söylerken inanamıyorum ama uyandım. Bakalım köprüde, boğazda durum nasıl, trafik nasıl, sokaklarda en azından kameramın gördüğü kadarıyla durum nasıl şimdi onu göstereceğim size. İstanbul'da şu an son durum gayet sakin. Zaten sabahın körü, bir de çoğu insan evinde kaldığı için ekstra sakin. İçeride Kaplan'ın biraz seslerini duymaya başladım. Muhtemelen ben onun sesini duyuyorsam o da benim sesimi duyuyor olabilir. O yüzden kamerayı bir yere koyacağım ve kapıyı açıp kapatacağım ve bu sesi duyan Kaplan bakalım koşacak mı? Karşısında beni görecek mi ya da direkt görmesin bence. Bir yere saklanabilirim de. Aynen. Kapıyı açma kapama yapıp bir yere saklanabilirim. Bakalım ne olacak şu an çok merak ediyorum ve bu şekilde bir güne başlama sürprizi Kaplan'ı kendi getirecektir diye düşünüyorum. Şimdi saklanacağım. Bakalım koşacak mı şu an çok merak ediyorum. Geliyor galiba. You have to make a noise with the door and then he will come. Okay. Yeteri kadar ses yapamamışım. Kapıyı açıp biraz daha sessiz kapatacağım. Galiba oldu bu sefer. Kaplan ya. Çocuk beni görüp geri kaçtı. It's not my dear, it's my mother. Yes. Who usually is at the door? I do. Is it a do? Bob sarılsana. Gelmiyor, beni şu an bıraktı burada. Ben gelirim o zaman. Buraya gel. Do you know what Baba might do, seeing as he's here? Yeah. What do you think? What do you do first with the dough? Ne yemek istersin kahvaltıda? Baba. Let's do it. Come on. I don't want to make anybody. Oğlum ben de yaparım aynısını, gel. Okay, let's do it. Gel beraber yapalım, sarılsana. Hala sarılmadın bana. İşeceksin sen. Bir sarıl. Günaydın. Şaşırdın mı beni görünce? Pankek yapalım mı? Yes, I'll do. Ama niye sarılmıyorsun? Niye öpmüyorsun? Bir kere baba, do. Baba, Edu yok. Edu gelmiyor. Ben geldim. Baba, do. Baba, do. Baba, do.
Cadı gelmedi daha. Ben uyandım. Sana sürpriz yapmak için hiç sarılmıyorsun, öpmüyorsun. Mutlu olmadın mı? Babamı bunu. Gerçekten şu an bayağı bir kalbim kırılmaya başladı. Baba burada. Hiç şaşırmadın benim uyandığımı. Baba. Hadi let's do pancakes. Come on. Pancakeleri yaparsam belki herif mutlu olur, sevinir, bilmiyorum. Baba. Kiss. Oh. Oh be. Gündüz öpücüğümü aldım şu an. Çok mutluyum. Oh baba. Gel otur buraya. Do you remember how do we do pancakes? Yes. How? Everybody. Okay, little pancake yapacağız da içine flavor koyuyor muyuz? Orada mı her şey? Evet. Burada. Ben bir tarifine bakayım, bir dakika. Bir dakika. I think Edu is here. Edu? Günaydın. Günaydın. Let's do it together. No. No? Yes. Tommy means yay. You need 1 cup of mix, 3/4 of a cup of milk, sorry, only 1 egg, mm-hmm. and a little bit of oil. Okay. And then you just mix all of that together, and then they make the little American pancakes. Okay. Hazır mısın? Ay baba. Oh, döktüm biraz. Yine döktüm. Naughty baba. Ne naughty? Şimdi sütümüzü koyalım. Baba. Koyayım mı yumurta? Baba bunu. Koyuyorum bir tane yumurta. Bunu. Bunu mu? Evet. Ne farkı var ikisi aynı yumurta? Herif ısrarla bu yumurtayı kırmam istiyor. Kırayım mı? Kafanda kırayım mı? Burada. Nasıl gidiyor? Karıştır. Yani sen ne oldu? No Zoe. Tamam, Zoe giyiniyor şimdi. İyice karıştır. Aferin, sen onu karıştırmaya devam et. Ben tavayı çıkaracağım, tamam mı? Elim kirlendi, nerede? Bir şey olmaz, ben alayım, gel. Okey. Okay, Zoe. Oğlum giyiniyor Zoe, bekle. Dadam. Dadam. Dedik babacan. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Bunun altını biraz ısıtalım. Biraz karıştırayım mı ben onu? Zoe. Oğlum Zoe giyiniyor şimdi. Ben karıştırdım biraz. Ne olacak? Gerçekten kaplan çok güzel karıştırmış. Hepsi ben sadece şöyle hızlıca son bir tur yapıyorum. O kadar. Hamurumuz hazır. Tavamız henüz tam olarak kızmamış. Bunu biraz daha arttırayım ben. Acaba yağ sürüyor muyduk? Esma, yağ koyuyor muyuz tavaya? Azıcık evet. Vallahi 40 yıllık krepçi gibiyim ha. Baba diş abi. Bugün kapı sesi gelince kaplan kapıya koştu sen geldin diye, ama karşısında beni gördü. Ben kek bunu. Bunu yemeyeceğiz. Bunu gel kafada kıralım şöyle. Hı. Çeviriyorum. Vay be, tam olmuş ha. Babam. Oo, şey desene, hey George desene. Hey George. Hey George. Hey baba. Oğlum baba, hey George. Hey George. Doğuş diyor. Hey George versene borç. Hey George. Hey George. Hey George. Oo, olmuş gibi. Bakalım öbür tarafa da. Nasıl? Biraz daha mı? Yok, çok güzel. İyi değil mi? Bir de bir kaplan helal. Baba. Şu ikincisi daha hızlı pişer dedim bunu. Evet. Oo, anında pişmiş bu ya. No baba. Şaka yapıyorum lan ya. Drop your hands, drop. Allah, bunu unuttuk, dur. Oh, sıra geldi üçüncü. Baba mi burada? Bunu da yapıp ihaleyi sana teslim edeceğim. Sen bence daha güzel yaparsın. Ben biraz hafif dengesiz pişirmelere başladım. Vay yok, be. Kıpkırmızı gayet de güzel oldu, oldu yani. Oldu. Baba, kaplan... baba mi fi. 3 tane mi yiyeceksin? No. 3, 1, 2, 4. 4 tane mi yiyeceksin? Bunu diş mi fi. Hadi gel masaya geçelim, Edu getirsin, olur mu? Baba, hadi sarıl bana, masaya geçelim. Ah, şu an kaplanın en sevdiği benim galiba. Who is your bestie? Baba. Who's your bestie? Baba. Kisses. O Doş. Oğlum Doş'la ne alakası var konuşma? Rudak Doş. Disco geldi. Disco, günaydın. Günaydın. Ne haber? Evet, gerçekten bu saat uyandım. Nasıl yani? Uyandım işte ya. İnanmıyor musun? Gel bak, kaplan kahvaltı yapıyor, gel. Nasıl gidiyor? Of, it's too much. O çok fazla, dur. Baba. Böyle yap.
No, Baba. Kesecek misin? Do you want to cut them? A roll. A roll. Okay, like this. Yes, yes. Yes, Baba. Saat şimdi 9'a yaklaştı. Yukarı çıkıp aslanı uyandıracağım. Aslan 9 gibi uyanıyor. Bakalım o görünce nasıl bir tepki verecek. Kaplan, aslan alıp geliyorum ben, tamam mı? Okay baba. Şimdi uyandın oğlum. Ne kadar geç? Geçti, saat 9. Ben erken kalktım. Kendisi gece uyandı sanıyor ama ben erken kalktım uyuyup. Merdiveni böyle iniyorum, o yüzden böyle düşmek istemiyorum, o yüzden ben birazdan geleceğim. Tamam. Çok güzel kahvaltı hazırladım sana. Tamam. Birazdan geleceğim. Tamam. Hadi görüşürüz birazdan. Görüşürüz birazdan Doğuş Bey. Doğuş Bey mi? Doğuş Bey. Uyandın mı? Ne ara geldin buraya? Hadi gel saçını yap. Elinki ne? Parfüm. Bu ne? Çok çok. Çok çok. Saçını yapalım mı? Ya sonra yapalım. Evet. Gel kahvaltını yapalım. Sen bana güvenmiyor musun ya? Güvenmiyorum. Daha uyanamadın mı aslan? Uyanamam bir yandan. Saçını mı yapacaksın? Nasıl yapacağım merak ediyorum. Zavuyu yürüyor bunu. Bu bitince elimi yıkıyor. İstiyorsan yardım edebilirim. Ya hayır, iyiyim ben. Ya bence sürpriz olsun. Tamam, sen... ben gidiyorum o zaman. Tamam, gidiyorum. Aslan şimdi kendi Dibala saçı yapıyor. Beni yolladı salona. Bakalım nasıl bir saç yapacak. Sticky sticky. Göbeğe bak, hemen çıktı göbek sticky, göbek. Sticky. Ooo. Bakayım bir. Oğlum kafana böyle sürmüşsün. Bir dakika, burada ne var? Buraya bulaştırmışsın. Çok güzel olmuşsun Dibala. Zoe, look at this here. Çok güzel olmuşsun ya. Yiyeceğim seni. Bugün sadece mama uyanmadı değil mi? Evet. Bugün tam tersi oldu. Tam tersi oldu. Bu sefer ben ilk uyandım. Kimse uyanmamıştı ben kalktığımda, biliyor musun? Nasıl? Öyle sürpriz yapmak istedim. Pardon. Baba bak, benim parfümümü sevdim. Biliyorum, sevdim. Çok güzel kokuyor. Kahvaltıdan sonra sık biraz bana, tamam mı? İstediğini sıkı verirsin. Tamam mı, kahvaltıdan sonra? Çünkü ben bunu senin dolabında iki sarı şeyi döktüm. Herkesin adından çok şey döktüm. Oğlum nereye gidiyorsun? Hem de benim beni minnacık kapağı döktüm. Ona sonra 5-10-15 gibi yaptım. Aferin. Hadi kahvaltı kahvaltı kahvaltı. Bu renk oldu, bu parfüm oldu. Adı elmalı parfüm. Elmalı parfüm mü? Hadi kahvaltını yap. Sevmediysen yeme be. Hayır, ben tek bir fındık yapacağım. Buraya buraya. Good or bad? Güzel mi kötü mü? Kötü. O zaman ver ben. Hayır, normal yani. Yani normal. Tamam, yarın sen yaparsın, ben senin pankekini yerim. Bir de ona bakarız. Bir şey söyleyeceğim, bu saçlarını senin yıkamamız lazım. Çok fazla sürmüşsün şöyle. Bir şey söyleyeceğim aslan. Gel saçını yıkayalım, ben düzgün bir şekilde yapayım. Bu kadar çok sürmeden. Çünkü şimdi saçın ve kafa derin nefes almıyor. Saçını dökebilir, bu biraz zararlı. O yüzden gel saçını bir yıkayalım. Ben biraz daha düzgün yapayım saçını, tamam mı? Asıldım üstüne. Osurdu mu ya? İnsan babasının üstüne osurur mu ya? Ben de dinliyorum. Gel yukarı çıkalım, yukarıda yapalım. Uyuyakaldım doğuş çok. Ne? Boks yapacağım. Ya oğlum bir dur ya. Kandırılacak mısın doğuş? Anam, saçım kovuldu zaten. Evet, şimdi halledeceğim ben. Evet. Çocuğum atma, 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 atma. Nereye gidiyorsun? Anneni uyandıralım mı? Annen hep beni uyandırıyordu. Bir sefer biz onu uyandıralım. Hadi gel. Saat şu an 9.45. Sanırım henüz erken bir gün uyandırmak için. Şu an uyandırmayacağım. Ben sen uyu doğuş. Uyuyayım mı? Ama doğuş! Ama doğuş! Doğuş! Ağlam! Sokacak seni! Ne oluyor ya? Ağlam, sokacak seni! Ne yapalım?
Ben uyuyorum o zaman. Ben de hiçbir şey yapmak istemiyor kimse. Ya, hayır, düşünüyorum. Doğuş. Gel PlayStation oynayalım. Nasıl? Bu saatte oynanır mı? Evet, kimsenin haberi yok. Annen uyuyor. Oynamak ister misin? Evet, sen biliyor musun ne zaman uyanıyordun? Bilmiyorum. Söylemek yok, aramızda kalacak, tamam mı? Kapıyı da kapat. Gel, gel. Koş, koş. Nesini oynuyoruz? 20 tane yaptık. Neyden? Bundan. Squat. Evet. 20 tane squat yapmasına mı oynuyoruz? Evet. Sen squat yapmayı nereden öğrendin? Öğrendim. Tamam. Kaybeden 20 tane squat yapıyor. Tamam. Ama ağlamak, bıy 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 demek yok, tamam mı? Tamam. Hangi takımsın? Bence bu Türkiye Ligi olsun. O yüzden ben her gün ligde cimbom olacağım. Ve sen de her gün ligde bir tane Türk çıkın. Tamam, Sivas sporum ben, tamam mı? O zaman her gün sen Sivas spor olacaksın. Her gün de ben de Galatasaray olacağım. Tamam. Ben Sivas sporum. Evet. Başlatıyorum. Sen yenir misin? Başarılar. Sivas. Seni yeneceğim. 20 tane squat yapacaksın. Anam, Sivas'ın tadına bak oyunda. Aaa, atıyordum ya. Baba, baba. Ay. Atıyordun. Oo, pasa bak, nasıl verdin pası? Faul, 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 faul vermiyor. Faul ya, aslan. Günaydın. Günaydın. Biz de biraz FIFA oynayalım dedik. Sen ne yapıyorsun ya? Atamadın. Aa! Ne? Niye saçın ıslak? Kaçta kalktın ıslak? Ne oluyor? Kaldı bu. Benimki de. Ha, sen de sen kullanıyorsun. Hayır, sen takım değiştirmişsin. Oğlum, ay, kontrolör değiştirmişiz. Bu sensin, al. Temizler. İddiasına girmiştik. Kaybeden 20 squat yapacak. Aslan 20 squat yap, sen kaybet. Kaçta kalktın? 9'u çeyrek geçe. Daha fazla yok. Bu saatlerde oynamıyorsun çünkü normalde. Tamam, şimdi 10. Tam squat yapacağım ben. Al tut kamerayı. 20 tane yap. 20 tane squat mı yapacağım? Evet. Böyle mi? Evet. 1, 2. Yorucu değil mi? 3, 4, evet yorucu. Nereye çekiyorsun lan? Aşağı ise de 5, 6, 7. Dinlenme yok. Yeter bence. 6 mı yaptın? Yapayım mı daha? Evet. 10'a kadar. 7. Ben sadece 2 tane yapacağım çünkü kazandım. 2 tane mi yapacaksın? Evet. 1, 2. Bitti. Bir daha yap. 1, 2. Bu kadar mı? Evet. Uyanmamla ilgili ne düşünüyorsun? Video için uyanırsın diye düşünüyorum. Seni uyandıracaktık biz. Bakayım sen uyanabilmiş misin? 9.30'da uyandım da bir şeylere, Twitter'a falan bakıyordum. Filtre mi bakıyordun? Twitter'a falan bakıyordum. Ne yaptı çocuklar görünce? Şaşırdılar, kaplan şok yaşadı. Aslan da dedi ki ben çok mu uyudum dedi. Baba bir kısayım ben. Sabah saçını yapmak istedi. Dibala gibi yaptı ama aşırı çok jöle vardı. Ben dedim ki bu çok zararlı. Bu jöleyi akıtalım yoksa saç deline yapışır ve saçın dökülür dedim. O da yıkamak istedi. Yıkadık. Şimdi ben bu saatlerde çok uyanık olmadığım için sizin aktivitenizi bilmiyorum. Şu an mesela Aslan'la ne yapmamız gerekiyor? PlayStation'ı kapattık. Aslan oynaması gerekiyor. İstersen bahçeye çıkar. Bahçeye çıkaramıyoruz. Niye? Yok, bahçeye çıkmak yasaktı ki. Nasıl değil? Değil mi? Sokağa çıkamıyorlar. Bahçeye diyorum, sokağa demiyorum. Ha, ikisi farklı şey. İyi. Aslan, futbol oynayalım mı aşağıda? Ben çok üzüldüm. Tamam, o zaman biz Aslan futbol oynayalım. Git formanı giy. Ben de giyineyim. Hazır mısın? Evet abi, bugün pompon giymeyeceğim. Neden Galatasaray forması giymedin? Çünkü ben de sen de forma giyeyim. Tamam, giyeceğim ben de. Ben giyinip geliyorum, tamam mı? Olacaksın. Göztepe mi? Evet. Oğlum ben Sivas Spor ya da Galatasaray. Sen Barcelona ama ben Galatasaray işte. Ne olacak ki? Hayır. Ne olacak ki? Hayır. Tamam, hadi yürü Messi. Hiç Galatasaray Barcelona'yla oynadı mı? Oynadı tabii ki. Nasıl? Galatasaray dünyadaki en iyi takımların hepsiyle oynadı oğlum. Galatasaray çok düşük takım. Koskoca Messi şu an benim formamı seçecek. Takım forman var mı? Bir bak işte orada formaların hepsi. Bunlar bütün formalarım. Seç. Hangisini giy? Bu olmaz. Bu çok komik olmaz. Bu forma değil ki lan. Atkı. Bu olmaz. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Bu olmaz.
Bu Bahçeşehir. Gene de giyeceksin. Çünkü Sivas kırmızı giyiyor. Evet. O yüzden kırmızı. Ya ben niye Galatasaray olamıyorum ya? Ya bence bu İspanya Vigo olsun. O yüzden beyaz tişört giysen ve Madrid olacaksın. Şu ikisinden birini seç giyeyim. Bu. Sen Juventus ol bence. Tamam, ben bunu giyiyorum. Baksana tam Juventus gibi. Tamam, hadi sen git, ben giyinip geliyorum. Hadi git. Messi, bay bay. Galiba Juventus oldum artık. Ay korktum ya. Aa! Yürüdüm be, ne yaptın? Korktum, hayır. Allah seni olsun. Bekliyor. Her tamam. Şey mi Barça şey mi oldu? Juventus. Juventus. Diyor ki babayla bunu yapmayı çok özlemiştim diyor. Futbol oynamayı evet. Mı? Yandık işte. Juventus iyi Juventus muyum? İyi vallahi Juventus olmuşsun. Evet. Her şeyi dağıtmış orada. Allah'tan video izleyenler her şeyi gördü. Ben dağıtmadım onları. Tamam benim hadi çocuk dağıt. Bekliyor. Çorabımı alayım. Niye hep beni suçluyorsun? Suçlamıyorum, gördüğümü söylüyorum. Tamam ben yapmadım ama. Aşağıda futbolcuları görürsen rezil olma ama. Niye? Bu saatlerde Mariano falan hep şeye çıkıyor yürüyüşe. Nasıl? İnanmışlık seviyesi. Güzel. Ya ben Galatasaray forması giyeyim ya. Belki Mariano falan bizim takımdan oyuncularla karşılaşır. Çalmadı o çocuk. İki onları da alırım maça. Ha, onlar bak ya, adam olur. Yaklaşmıyor kimseye. Niye? Korona, Covid-19. Benden daha temiz biri mi var şu an? Ya ama bilemez ki onu. Geliyor ben musun? Ben görüyorum. Ben bir şeyler falan yiyeceğim. Aslan! Hazırım. Baba sen Juventus'un değil mi? Evet Juventus'un. İyi olmuş mu? Evet hem Juventus'u beğendi sen bakma. Eldivenler nereden çıktı? Sert bulursam diye mi? Evet. Böyle, bu böyle. Hangisini giyin? Bu. Karantina süreci beni bitirmiş. Öyle bir hamlamışım ki. Eldivenimi alayım lütfen. İki tane. Hadi iyi eğlenceler. Ben seni tutuyorum. Ne? Kimi tutuyorsun? Daha çocuğumu. Beni niye tutmuyorsun? Sen babasın. Hayda. Hadi bay bay. Hazır mısın? Seni yeneceğim. Nesini oynuyoruz? He? 30 squat. Bu maçı kazanan 1 squat yapıyor, yenilen 5 tane. Bu maçı kazanan 1 squat yapsın, evet. Kaybeden 10 tane şınav çeksin. Ne şınav ne? Şınav şöyle, böyle eğiliyorsun. Ben sana gösteririm, kabul etsen. Kabul ettim. Ben istediğim yeri dokunabilirim. Go, go, go. Benim de eldiven takımı o yüzden bu yere dokunursam eldivenimi giyeyim. Go, go, go. Eldivenimi giyeyim. Banyo! Hazır mısın? Bu arada şansımıza çimleri biçiyorlar. Biraz gürültülü bir çekim olacak ama yapacak bir şey yok. Yine de aslanı yeneceğim. Gol! Gol değil mi? Hayır. Peki bitmedim. Gol! Bak. Gol! Hayır sayılmaz zaten. Şimdi kamerayı biraz bırakıyorum. Aslan'ı terletmem. Aa misafirimiz geldi. Doğan ne oluyor? Oğlum minnacık bir şey. Aslan. Çok şimdi bak. Aha çişini yapıyor. Oğlum biz orada futbol oynuyorduk. Çişi yapıyor. Evet. Sen niye benim sırtıma çıktın? Bundan korktun mu gerçekten? Evet. Niye? Kaldır beni yukarı. Aslan. Şimdi oyunun en önemli anlarından birine geldik. Aslan gel bir dakika. Öndeyim gene. Aslan dedim. Önde. Eğer son gol atarsa Aslan kazanacak. Eğer ben atarsam 2 gol yaklaşmış olacağım. Hazır mısın? Geç kaleye. Evet. Geç kaleye. Çekiyorum. Oo kurtardın. Hayır atlaman lazım. Gol mü? Aha girmedi. Gol be! Gol be! Şu an durum 9-8. Aslan'ın bir gol atması lazım. Benim 2 gol atmam lazım. Aslan'ın gol. Hayır değil. Bir hamleyle penaltı olması. Ben penaltı mı? Evet penaltı benim. Niye? İşte penaltı yaptım ben. Ya Allah Allah. Penaltı yaptım sana. Bu Aslan biraz üçkağıtçı. Çok değil ama birazcık. Geç ileriden penaltı. Kullan. Tam penaltı. İleriden kullan o zaman. Geç. Atarsam kazanıyorum. Evet atarsan kazanacaksın. Atamadı. Ya yine penaltı oldu. Hadi kullan tamam. Düşüyor mu? Abi.
Son golü ben atacağım. Sıkıştırma beni. Şimdi bir bahane bulacak son golü attı ama bahane geliyor. Ne oldu? Kazanmadı. Niye? Direkti. Direk mi? Evet. Hmm, peki. Hayır. Tebrikler. Tebrikler. Evet, yap bakalım 10 tane şınav. 10 şınav çek. Hayır, ben kazandım. Tamam, ben çekeceğim o zaman. Şınav neydi biliyor musun? Hayır. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Şimdi ben de 5 tane çekeceğim. Çek. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Tebrikler. İkimiz de 10 çektik. İyi oyundu, iyi maçtı. İyi bir rakip miyim? Evet, ve ben senin boyu zorladım değil mi? Evet. Aslan'ı bir türlü yenemiyorum. Aslan kazandı. 10 tane şınavımı da çektim. Eve çıkalım değil mi? Şimdi yorulduk. Eve çıkıyoruz, duş alacağız. En sert şutumu çekeyim mi? Hayır. Niye? Çünkü topu gidip ben alacağım. Hayır, çekme. Hayır, ben ikimiz aldık. Yarışa. Bir şut. O. Ben kazandım. Bir anda. Ya niye ya? No, thank you. I won the game. No, I won the game. No, I won. No, I won. Baba şaka yapma. Mama ben kazandım. Baba. Efendim? Ne yapıyorsun? Oh. Oh. Çıkardım ayakkabılarını. Çıkartamıyor musun? Bekle. Hadi yallah. Anam yallah. Yallah babuş. Çıkar şu seksi çoraplarını. Bu çocuğun bağ yapması lazım. Çok kedi. Öğleden sonra mı yapsın? Evet, öğleden sonra da çıkacak çünkü. Eller değil mi anneciğim? Eller. Hadi bakayım. Hayır. Hayır, dokunmak yok o. Normalde böyle vloglarda falan kimse elini yıkarken göstermez ya, ama günümüzde halen el yıkamak çok önemli. Şu an 45 gün geçtiği için sanki el yıkamasak da olur gibi geliyor ama öyle bir şey yok. Virüs her yerde olabilir, o yüzden ilk günlerdeki gibi 20 saniye boyunca detaylı bir şekilde elimi yıkayacağım. Çünkü dışarıdan geldik, top oynadık, yere dokunduk, topa dokunduk, ayakkabılara dokunduk. Çok önemli. Lütfen bunu siz de atlamayın. Şimdi el yıkamam bitti ama çok terledim ben. Aslan öğleden sonra bir kez daha futbol oynayacağı için şimdi yıkanmıyormuş. Ama benim banyoya girmem lazım. Hızlıca bir duş alacağım. Sonra güne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne diyorsun ya? Benim çünkü şeker problemlerim var, o yüzden oruç tutmuyorum. Bunları açıklamak zorunda değiliz. Evet, biliyorum. Ama böyle korkuyorsun istedim. Değil mi insanlar, evet, linç edecek diye. Evet. Maalesef bu YouTube, sosyal medya böyle bir şey. Bana günde abartı söylüyorum, 1000 tane Instagram'dan özel mesaj geliyor. Oruç tutuyor musun, oruçlu musun, niyetli misin diye. Bunlar gerçekten benim oruç tutup tutmanız sizi ilgilendirmez. Sizin tutup tutmanız beni ilgilendirmez. Hatta şu kadar söyleyeyim. Benim tutup tutmadığım Begüm'ü bile ilgilendirmez. Biz karı kocayız çünkü herkes kendi inancını kendi içinde yaşar. Bu seninle Allah arasında olan bir şey. O yüzden lütfen böyle şeyler sormayın. İstiyorsak tutarız, istemiyorsak tutmayız. Tutabiliyorsak tutarız, tutamıyorsak tutamayız. Begüm'ün ilk tanıştığım günden beri gerçekten bir şeker problemi var. Hatta şöyle bir hatıramız var. Keşke bir fotoğrafı videosu olsa. Begüm ne konserine gitmiştik? Teoman mıydı? Teoman'ın konseri mi bir şey? Begüm de çok seviyor. Ben de ona jest olsun ayarladım. Gittik, daha çıkıyoruz yani. Böyle nişanlı bile değiliz yanlış hatırlamıyorum. Önümüzde Onur Baştürk vardı. Evet, önümüzde gazeteci Onur Baştürk var. Böyle Begüm dedi ki ya dedi, benim böyle bir başım dönüyor falan filan dedi. Şatank. Bayıldı. Bayıldı. Sonra meğersem şeker problemi varmış. Şeker problemi ne oluyor? Uzun süre aç kaldıktan sonra eğer tatlı bir şey yerse şekeri düşüyor. Normal insanlarda kademeli düşüyor. Benimki birden düşüyor. Birden düşüyor ve bayılıyor. Şimdi diyeceksin bunun oruçla ne alakası var? Uzun süre aç kalamıyor. Gerçekten bu doktor tavsiyesi. Uzun süre aç kaldığı zaman böyle bayılmaları oluyor. Hamileyken de olmuştu. Hatırla, arabanın içinde olmuştu. Hamileyken de evet. Kendine ya oluyor. Bitmişti. Sabah kalktı ya. Sabah kalkar kalkmaz Nutella, şekerli herhangi bir şey, bal, reçel yerse gene aynı şey oluyor. Yani uzun lafın kısası, ortalama 6-7 saat açlıktan sonra eğer ağzına tatlı bir şey sokarsa ilk olarak bayılıyor bizim kızımız. O yüzden kendisi. Bir de bu uzun şekilde süre ayakta, kuyrukta bayıklarsam abi, dünya bile şey, anladın mı? Evet. Ben banyoya gidiyorum. Kamerayı sana bırakıyorum. Çünkü kendim banyoda çekmek istemiyorum.